Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle virüsler konusunu tekrar etmek için MAP kazanım kavramı testi 20'yi çözeceğiz. Birinci soruya birlikte bakalım. Hepatit B virüsü ve oluşturduğu hastalıkla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Karaciğer kanserine ve siroza neden olur. Arkadaşlar hepatit B karaciğere yerleştiği için bu hastalıklara sebebiyet verir. Yalnızca diyor kan yoluyla bulaşabilir. Arkadaşlar diğer vücut sıvılarıyla da hepatit B'nin bulaşabildiği biliniyor. Antibiyotikle tedavi edemeyiz. Çünkü virüslerin bir metabolizması ve enzim sistemi olmadığı için antibiyotik bunun üzerine etki edemez. Ancak bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek mücadele edebiliriz. Bu yüzden cevabımız Adana. İkinci soruya bakalım. Tüm virüslerde ortak olarak bulunan yapıları soruyor bize. Deoksiribonükleik asit. Bütün virüslerde DNA yoktur arkadaşlar. Bazı virüsler RNA virüsüdür. Bazıları DNA virüsüdür. Protein kılıf tüm virüslerde genetik materyalin şu şekilde etrafını sarmak için söz konusudur. Yine ribonükleik asit RNA birinci şıkta söylediğimiz gibi DNA'ya da sahip olabilir. Ya DNA'ya ya RNA'ya sahip olacak virüsler. Bu yüzden ortak olarak bulunur diyemem. Cevabımız Bursa. Üçüncü soruda virüslerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Evet çünkü konaklarında kendilerini çoğalttıktan sonra dışarıya çıkarken konağa zarar veriyorlar. Antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Nükleoprotein yapılıdırlar. Evet bir protein ve bir nükleik aside sahipler. Ribozom ve hücre zarına sahiplerdir diyor. Arkadaşlar virüslere canlı diyemememizin bir sebebi de organellerinin ve hücre yapısının söz konusu olmamasıdır. Bu yüzden bu yapılara sahip değildir virüs. Tüm besin çeşitlerinin bulunduğu besin ortamında çoğalamazlar. Çünkü virüsler beslenmez arkadaşlar. Metabolizmaları yok, enerji kullanmıyorlar. Bu yüzden de bir besin ortamında değil, konak olabildiği bir canlı hücrede çoğalacaktır. Bu yüzden cevabımız Denizli. Geçiyoruz dördüncü soruya. Virüslerle ilgili özelliklerinden hangileri bakterilerde de görülür? Zarlı ya da zarsız organelleri yoktur diyor arkadaşlar. Biliyoruz ki bakterilerde zarsız bir organel var. O da ribozomdu. Dolayısıyla birinci şıkkımız bakterilerde görülür diyemem. Enzim sistemleri gelişmemiştir diyemem. Bakterilerde enzim sistemleri mevcut. Mutasyona uğrarlar. Evet, virüsler gibi bakteriler de mutasyona uğrayıp farklılık gösterebiliyorlar. Bu yüzden cevap Ceyhan. Bir bakteriyofajın çoğalmasıyla ilgili olaylarından hangileri 3. sırada gerçekleşir diyor. Bakteriyofaj neydi arkadaşlar? Bakteri içinde çoğalan virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu olayları sıralamamız gerekirse önce bakalım kuyruk kısmında bulunan enzimle bakteri çeperini eritir. Bakteriyofajlar bakterinin duvarına tutunur. Virüs DNA'sı bakteri nükleotitlerini kullanarak eşlenir. Virüs protein kılıfları bakteri ribozomlarında sentezlenir. Ve virüsler bakteri zarını parçalayarak dışarı çıkar. Arkadaşlar ilk önce bakteriyofaj bakteri duvarına tutunur. Daha sonra enzimleriyle bu duvarı eritir. Sonra virüs DNA'sı bakteri nükleotitlerini kullanarak kendi genetik materyalini eşler. Daha sonra ihtiyacı olan protein kılıfı genetik materyali etrafına sentezletir ve bakteri zarını parçalayarak dışarıya çıkar. Bu yüzden 3. olayımız 3 numara Ceyhan. 6. soruya bakalım. Her virüs ancak belirli konakçı türünde canlılığa ait özellikler gösterebilir. Virüs konakçısını hücre zarındaki proteinlerle tanır. Bazı virüslerin konakçı sınırı genişken bazıları yalnızca tek bir tür canlıya uyum sağlayabilir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Virüsle konağının zar proteinleri uyumlu olmalıdır. Evet arkadaşlar aynı enzim substrat gibi anahtar kilit uyumu gösterirler. Virüsler konağına özeldir. Her hücrede çoğalamazlar. Mesela kuduzun beyine yerleşmesi gibi, uçuğun dudağa yerleşmesi gibi. Konakçı virüslerin içinde yaşadığı canlı organizmalardır diyor. Evet, konakçı virüsün kendini çoğalttığı yapılara verilen isimdir. Dolayısıyla cevabımız hepsi. 7. sorumuza bakalım. Yukarıda gösterilen deney tüplerinin hangilerinde diyor bakteriyofajların çoğalması beklenir? Bakteriyofaj neydi arkadaşlar? Bakteri içinde çoğalan virüstü.
Dolayısıyla herhangi bir besin ortamı değil, yalnızca bakterinin olduğu ortamda çoğalabilir. Dolayısıyla nişasta, protein, besin, monomeri bir işe yaramaz. Ne olması gerekir? Ceyhan'daki gibi bakteri hücresi olması gerekir. Virüslerle ilgili özelliklerinden hangileri canlı olduklarını, hangileri cansız olduklarını gösterir diyor arkadaşlar. DNA ve RNA'ya sahip olmaları canlı olduklarını gösteriyor arkadaşlar ve mutasyona uğrayabilmeleri canlı olduklarını gösteriyor. Fakat sitoplazmasının, organellerinin ve enzimlerinin olmaması da cansız olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Virüsler hangilerini gerçekleştirebilir arkadaşlar? Virüsler beslenmez. Virüsler büyümez, gelişmez, solunum yapmaz, boşaltım yapmaz, sindirim yapmaz, ATP üretmez. Ama kendini bir konakta çoğalttırabilirler arkadaşlar. Bu yüzden Ceyhan diyoruz doğru cevaba. Virüslerin neden olduğu hastalıklar ve çoğaldıkları konak hücrelerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Kuduz beyin ve omuriliğe yerleşiyor. Uçuk yumuşak deriye, evet. Grip üst solunum yolu, evet. Hepatit B, karaciğer. AIDS sinir sistemi diyor. Arkadaşlar AIDS'in etki ettiği kısım bizim bağışıklık sistemimiz, sinir sistemimiz değil. Bağışıklığımızı zayıflatıyor. Dolayısıyla cevap Edirne. 11. soruya bakalım. Virüsler metabolik aktiviteleri için canlı hücreye ihtiyaç duyarlar. Buna göre bir virüs çoğalması sırasında hangilerini konak hücreden doğrudan kullanarak karşılar diyor. Arkadaşlar nükleotitleri, kendi DNA'sının ya da RNA'sının oluşturulması için ihtiyaç olan nükleotitleri konaktan kullanacak. Protein sentezletebilmek için amino asitleri yine konaktan kullanacak arkadaşlar. ATP'si olmadığı için ATP'sini de yine konaktan kullanacak. Dolayısıyla kılıf proteinin arkadaşlar kendi kılıf proteiniyle hücrenin içine giriyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Antibiyotiklerin virüslere etkisi yoktur. Bunun nedeni neydi arkadaşlar? Virüslerin enzim sistemlerinin olmaması. Çünkü antibiyotikler enzim sistemini bloke ediyor. Fakat virüslerin enzim sistemi olmadığı için antibiyotikten etkilenmiyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet, virüsler konusunda böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Başka videolarda yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın.